Merhabalar, ben Özlem Dikel. Kendini Keşfet ve Geliştir podcast serime hoş geldiniz. Bu bölümde duygusal vebrenetin derinliklerine yolculuk yapıyoruz. Kıskançlık konusunu konuşuyoruz. Hepimiz hayatlarımızda muzdarip olduğumuz ve en az ki en az değil bence binlerce kez kıskançlığa uğradığımız bir konu. Peki merak ediyorum var mı ben hiç kıskançlığa uğramadım diyen? Bence yalan söylüyor yok. <laughs> Şimdi gelin bakalım kıskançlık duygusunun nedenlerini, türlerini, başa çıkma yöntemlerini, gayelerle örnekler vermek istiyorum. Aslında kıskançlık insan ilişkilerin karmaşık bir parçası. Herkesin en az bir kez yaşadığı bu duygu bazen sevdiklerimizi daha yakından anlamamıza yardımcı olabilir ilişkilerimizi çözebilir bazense sevdiğimiz insanları bize kaybettirir ya da işimizi kaybettirir Peki kıskançlık nedir Kıskançlık aslında arkadaşlar tehdit algısıyla başlıyor bir ilişkide sevgilinizin ya da eşinizin başka kişi ilgi göstermesi, onunla vakit geçirmesi, zaman ayırması kıskançlık duygunuzu tetikleyebiliyor maalesef. Ve güvensizlik, endişe ve çekememezlik gibi duygulara kapılıyoruz. Ya ondan hoşlandıysa, ya beni terk ederse ya da işte bu ya patron e, onu yükseltir, beni işten atarsa ya benim istediğim temelinde ise güvensizlik var. Kişinin kendine olan öz saygısı burada düşük. Yani bakın kıskançlık türleri devreye girmeye başladı. Duygusal kıskançlık türlerden bir tanesi. Az önce bahsettiğim gibi ikili ilişkilerde yani duygusal bağ kurduğunuz ilişkilerde ortaya çıkan bir kıskançlık duygusu diğer tür ise profesyonel kıskançlık ki bu da iş hayatında hepimizin maruz kaldığı meslektaşlarımızın bazen ekip arkadaşlarımızın hatta bazen işverenlerimizin patronlarımızın CEO'larımız tarafından bile kıskançlığa uğradığımız durumlar. Diğer bir tür ise aile içi kıskançlık olarak tanımlanıyor arkadaşlar. Yani bu nedir? Kardeşler arasında, anne baba figürüyle ilgili veya aile içinde diğer ilişkilerde işte teyze, kuzen, yeğen gibi kişiler arasında görülen bir duygudur. Peki neden yaşanıyor bu duygular? Neden insanlar kıskançlık duygusundan dolayı birbirlerini hayatları zindan ediyorlar? duygusal güvensizlik arkadaşlar ilk sebebi kendine olan ilişkisine olan güvensizliği kıskançlık duygusunun ana kaynağı eğer kişinin kendine duyduğu güven yüksek olursa hiçbir şekilde karşısındaki insanı kıskançlık duygusuyla yormayacak biraz da kişi kendinden bilir işi ha ne dersiniz yani çok ee, ee, kendi de Destekçi davranışlarda bulunmayan insanlar genelde çok kıskançtır. Dikkat edin, işte e, aynı anda birden fazla insanla flört eden ya da işte iş hayatında arkadaşlarının kuyusunu kazan, yüzüne farklı konuşup arkasından farklı konuşan, yaptığı işi birifona yanlış aktaran, kasıtlı olarak bakın altını çiziyor. ya da ben işte o işi o kişiyi mail attım deyip aslında mail atmayan insanlar bunlar artık kötü niyetli bayağı bildiğimiz kötülük yapmaya odaklı insanlar. Bu insanların kıskançlık seviyesi maksimumdadır. Çünkü ne dedim kişi kendinden bilir işi kendi, kendini de biliyor aslında ne kadar kötü olduğunu kıskanç olduğunu. Ha ben böyleysem acaba bunlar nasıl? Ben bunu yapıyorsam acaba bana neler yapmazlar? Çünkü düzgün ve temiz karakterli bir insanın aklına bu kadar kötülük gelmeyeceği için çok da kıskanç olmaz. Genelde bu durum böyledir. Duygusal bağlantılar kısmı da sevdiğimiz kişinin başka insanlarla çok yakın ve özel bağ kurmasını, kıskançlık hissini tetikleyebiliyor. Yine bu da işte bahsettiğimiz gibi. Acaba ona ilgimi duyuyor? Acaba onun hoşlanmaya mı başladı? Bu düşüncelerin gerçekten sonu yok. Yani bu düşüncelerin Düşünsenize ilişkiniz, ilişki içerisinde sürekli böyle yaşıyorsunuz. Of muazzam bir yorgunluk kişiye, muazzam bir savaş hali. Sürekli kendinle savaşta, karşısındaki insanı yormakta. O e, ilişkinin, aşkın getirdiği hiçbir güzelliği yaşayamıyor aslında. Sürekli böyle bir kaos hali. Çok kötü. Günümüzde ise en fazla insanları kıskandığı yer tabii ki sosyal medya. Artık bambaşka bir çağda yaşıyoruz ve ee, sosyal medya platformları başkalarının görünüşlerini işte saçı, başı, fiziği, fitliği, giyim tarzı, konuşma tarzı, gittiği yerler, mekanlar, seyahatler, sosyal çevresi bunlar ise insanlarda kıskançlık duygusunu artırıyor. Sürekli bir kıyas hali var halbuki çok yanlış. Herkesin yolu kendine. Herkesin hikayesi kendine. Yani insanlar oraya güzel fotoğraf çok sorunla uğraşıyoruz. Bazen hasta oluyoruz, bazen üzülüyoruz. Eee tabii soruya çok üzgün anlarını koymuyor. Gerçi yeni akım var. İşte ağlayan videolar görüyoruz işte TikTok'ta, Instagram story'lerde falan yeni moda şimdi doğal hallerimizi de paylaşıyoruz. Modası çıktı ya e, sosyal medyadan. Onu da doğru buluyor muyum? Yani insanın kendi duygu durumunu çok özel hallerini e, paylaşmamasından yanayım. Ben bu kadar yüz göz olmaya gerek yok. Çünkü senin ağlar halin bana bir şey katmayacak benim hayatıma ya da işte ben çok üzgün olduğum bir zaman oraya bir ağlarken fotoğraf atma e, kimsenin hayatında bir şey kazandırmayacak, Bu modunu düşürecektir. Aksine benim çok e, özel dünyama e, bu kadar böyle kamuya açmak doğru bulmuyorum. O işte duygu durumunu orada kullanıp kişi tıklanma, reyting alma peşine düşüyor ki bu da çok çirkin davranış. İstismar. ya da yalan da söyleyebilir. Yalandan da ağlayabilen çok insan var çünkü. gelelim tekrar kıskançlık konumuza. Düşük öz saygıdan da biraz bahsetmek istiyorum. Kişilerin kendine olan öz saygısı düşükse sürekli kıyas halindedir. Bakın sürekli kıyaslar. İşte onun kocasını kıyaslar, onun karısını kıyaslar, onun iş yerini kıyaslar, onun giydiği ayakkabıyı efendim onun kilosu daha iyi, zayıf da fitte tek onunla nasıl duruyordu ben de böyle durmuyordu ben de öyle olmalıyım da değil arkadaşlar. Hepimiz bir taneyiz bu evrende. Hepimizden yalnızca bir tane var. Yani elbette ki insanlar kendinin en iyi hali olsun ki ben de bunu savunanlardan birisiyim kendi yaşam potansiyelinizin en iyisini ortaya çıkartın ben de bunun için çaba sarf ediyorum kendi hayatımda ama bazen de yani şimdi bir çok külolu olup da Nicole Kidman gibi bir kadın yani ne yapsan da olamazsın. Benle çok tuttursam şu şu gibi olur. Ya benim de bir fizyolojik yapım var. Ben de olamam. Yani kendinizin olduğu haliyle en güzel versiyonunuz olmaya çalışın bence. Bakın insanlar emin olun ki kimse kendini birbiriyle kıyaslamasa dünya o kadar güzel bir hal alacak ki kıskançlık duygusunu şöyle bir kökten çözsek. Yani dünyada böyle e, toptan bir güzelleşme olacak ama maalesef onun başarısı kıskanç. Onu aşağı çek. De i̇şte bunu kıskanıyorum. Onu oradan yakın Kala oradan e, demoralize et. E, çok yanlış işler. Rekabet, e, evet tatlı tatlı rekabet kelimesinden de hoşlanmıyorum. Ki ben reklam dünyasından e, birisiyim. 18 yıldır çok e, rekabet dünyasının çok sert olduğu bir yerden geliyorum. Yani diğer iş dünyalarındaki ve diğer sektörlerdeki... O yüzden bu kelimeden de gerçekten haz etmiyorum. İnsanların birbirlerini yaptıkları işlerle desteklemeleri gerektiğini, her zaman işbirlikçileri olması gerektiğinden yanayım ben. E, rekabet şurada anlamlı, kendimin eski hali. Benim eski versiyonumla şu anki versiyonum. 10 seneki özlem neredeydi ve nasıl bir özlemdi? E, şu anki özlem nasıl bir özlem? Ben bunun peşindeyim. Benim rekabetim kendimle. Onun dışında Ahmet'le, Mehmet'le, onunla, bununla değil. Ahmet'in, Mehmet'in yerine geldiğinizde de o son gelmiyor emin olun. Bu sefer kendinize farklı hedefler koymaya başlıyorlar işte o insanlar. Hiçbir şekilde mutlu olamıyorlar. Mutlu olmak, sürekli her şeye sahip olmaktan da geçmiyor arkadaşlar. Evet, kıskançlıkta peki nasıl başa çıkacağız? İçsel güveni arttıracağız. E, ilişkilerimiz onun kaygılarını, ihtiyaçlarını açık açık konuşacağız. Mesele varsa çözüm odaklı olacağız. Mesela çok kötü bir iş yerinde çalışıyoruz. Tüm ekip böyle feci, kıskanç. Ee, konuştunuz, açık açık anlattınız, çözmeye çalıştınız, baktınız ki olmuyor. O iş yerinden ayrılmak zorundasınızdır. Veya ilişkinizde de böyledir bu. İşte çok kıskanç bir partnerle berabersinizdir. Ama olmuyorsa da ne yazık ki o insandan gitmek zorunda kalırsınız. Diğer bir e, önemli bir nokta ise arkadaşlar empati kurmak. ilişkilerde empati kurmak çok önemli. E, karşınızdaki insanın duygusal durumunu anlamak, perspektifini anlamak çok önemli. Yani kendinizi onun yerine koymak. Zaten onun yerine koyduğunuzda kendinizi durumu 3 aşağı 5 yukarı anlayacaksınız arkadaşlar. E, ben kendi adıma hatta fazla empat oldum da benim. olduğum için de bunu yapmak da zorundayım. Yani sevgilerim güçlü olması lazım, empati, teneyimi yüksek olması lazım ki reklamcıyım aksi takdirde a, bu mümkün olmazdı. E, empati kurmak önemli bir adım. Diğer bir adım ise sınırları belirlemek, ilişkinizde açık ve sağlam sınırlar koymak, işte iş ortağımız varsa ortak ilişkilerinizde e, ve duygusal ilişkiler sınırlar koyduğunuz takdirde emin olun ki kıskançlıkta çok rahat başa çıkacaksınız. Ve diğer bir adım tabii ki kendinizi geliştirme yolları, kişisel geliştirme çalışmalarına katılmak. Ee, kendi başına disiplin gösteremeyenler burada işte terapi de alabilir. Gerçi artık internette o kadar çok kaynak var ki yani YouTube'tan tutun ee, birçok yere kadar her yerde bu konuyla ilgili bilgi de alabilirsiniz eğer ee, kıskançlıktan rahatsız. Çünkü aşırı derecede kıskanç olup da yok ya ben ben mi Aa, asla hiç kıskanmam diyen insanlar var ama bakıyorsunuz böyle deli divane kıskanç yani kendini yiyor bitiriyor ve hala diyor ki ben asla kıskanmam asla kimseyi e, kişinin kendisi fark etmesi de çok büyük bir e, beceri burada e, büyük bir adım kendi adına. Zaten bunu fark ettikten sonrası artık çorap söküyor gibi gelir ve hayatınız daha mutlu geçmeye başlar. Daha bir parıldarsınız, kendiniz olduğu gibi kabul edersiniz, kendinize barışık olduğunuzu insanları anlar ve e, böyle bir kendiliğinden bir ışık saçmaya başlarsınız. Bazı kaynaklarla size tavsiye etmek istiyorum kıskançlık üzerine. Peter Salovey'in The Psychology of Jealousy'in en yeni bir kitabı var. Ee, kıskançlığı burada Peter psikolojik olarak e, açık. Diğer bir kitap yine Jealousy is a French Angel's Novel, Lily Crowe'un kitabı. Bu kitap biraz e, fantastik bağlamda e, yazılmış arkadaşlar. Gençler ve yetişkinler için kıskançlık temalı bir hikaye işliyor burada. Diğer bir kitap ise The Hinge Factor, How Change to Biddy Have Changed History, Eric Durschmidt'in bir kitabı bu. Yine kıskançlık konusunun burada, Eric Durschmidt tarihsel olaylar bağlamında konu alıyor. Özellikle rekabet ve kıskançlık duygularını tarih boyunca nasıl önemli faktör olduğunu inceliyor. Evet, bu bölümlük bu kadar. Diğer bölümlerde görüşmek üzere, hoşçakalın.